Adaylar turnuvasında oynayacak oyuncular yavaş yavaş artık belirleniyor, tamamlanıyor. Hikaru Nakamura adaylar turnuvasında oynayacak ve bu turnuvada birinci olan Karsen'in karşısına dünya şampiyonluğu ünvanı için çıkacak. Nakamura'nın 2007 yılında oynadığı bir oyuna bakıyoruz. O zamanlar henüz 2648 olaya sahip. Siyahlarla oynuyor önümüzde. Karşısında Krasenkov var. O da 2668. Şunu söyleyelim. Nakamura bu oyunu en iyi oyunlarından birisi olarak görüyor. Hadi bakalım nasıl olmuş. At F3. At F6 C4. Reti açılışı. Reti dediğimizde Satrançta Büyük Ustalar Modern Görüşler kitabında anmamak olmaz. Tam bir ders kitabı öneririm. E6 G3 D5 Fil G2. Nedir bu Reti açılışının fikri? Gördüğünüz gibi merkeze piyon getirmedi beyazlar. Ama E7 rok rok sonrasında B3 hamlesiyle de görüyorsunuz. İki filin de çaprazdan geliştirerek merkezi kontrol edecek. Yani beyazlar merkezde hem yokum hem varım diyor. Merkeze piyon getirmedi ama merkeze ilgisini de kaybetmedi. Bu fil merkezi kareleri kontrol ederken diğer fil de merkeze baskı yapacak. Ama çok ilginç bir hamle yapıyor Nakamura. a5 sürüyor. a5 hamlesiyle a4 yaparak vezir kandan girişim elde etmek istiyor ve hatta piyonu A3'e sokma fikri var. Bu sebeple bu sebeple Krasenkov at C3 yapıyor. Bu hamle bana yakında çıkartacağımız o da uzadı 3. kitaptan dolayı Maçes Praxis'i de çıkartıyoruz. Chess Praxis'i de çıkartıyoruz. Nimzo için benim sistem kitabını hatırlattı. Orada at C3 hamlesine biraz daha farklı konumda ama Siyahlar at d7 b6 yapmalı mı diye soruyordu ve hayır diyordu. Hayır. Nasılsa diyor bu at bir yerlere gider veya e, gidememesini sağlarız. Gittiği zaman a4 süreceğimiz için bir anlamda at a4 sürüşünün savunmasına bağlanmış olur. O yüzden o yüzden bu a4 sürüşünü o kadar dert etmeyin anlamında sözler söylüyor. Nakamura da zaten burada c6 hamlesini yapıyor. Ne yaptı siyahlar? Beyaz'ın finni bu piyon zinciriyle adeta etkisiz hale getirdi. Bir duvar ördü. Devam edelim. Ve beyazlar D4 sürüyor. Artık merkeze piyon getiriyor. At BD7. Vezir C2. Karşılıklı gelişim hamleri. B6. Ve E4 ile Krasenkov merkeze ikinci piyonu da getirdi. Strateji değiştirdi doğrudan merkeze hücum ediyor. Nakamura ise fil A6 ile gelişime devam ediyor ve C4 piyonunu hedef almış durumda. Buna at D2 oynamış Krasankov atını geri çekiyor c 4 tutmak için ama bu da Nakamura'ya merkezden saldırma fırsatını veriyor C5 ile. Şimdi beyazların bir takım değişimlerde bulunması lazım. Tehdit doğrudan elbette C alır D4. Önce bir bunu almış. C'de 5 yapmış. E'de 5 yapmış. Buna Nakamura C alır D4 yapmış. Atı isteyince atını B5'e gelmiş Kresenko. E alır D5. At alır D4. Kale C8. Kale için ideal bir yer. Böylece veziri hedef almış durumda. Beyazlar da kaleye bir oynayarak bir anlamda, bir anlamda değil doğrudan eğri filine basıyor. Diyor ki senin vezirinde savunmaya bağlı. Şimdi bir bu piyon açmazda ve Nakamura bebe sürerek açmazdaki piyona bir kuvvetle, kuvvetle daha yükleniyor. Buna fil B2 gelmiş. Şimdi fikir at F5 e istemek fil buraya bakacak çok tehlikeli şeyler var. O yüzden Nakamura kaleye 8 önlem alıyor Finli F8'e çekebilmek için. Buna vezir devir oynamış Krasankov açmazdan kaçtı. Ve artık Nakamura B alır, C4 yapıyor. B, C4 sonrasında. Şimdi siyahlar dikkatli olmalı. Gerçekten tehlikeli bir konum Merkezde çok değişim oldu ama eğer burada D, C4 bedava piyon alırsa soru olur çünkü at C6 var. Veziri istiyor, file saldırıyor, taş kaybı gelir veya e, kaliteyi vermek zorunda kalır siyahlar. Nakamura buna... Vezir B6 gelmiş. Korunmayan taş. Fil atının savunmasına bağlı. Oldukça saldırgan bir hamle. Ama kale B1 hamlesi var. Burada Nakamura'nın çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü DC4 sonrasında karışıklıklar başlıyor. DC4 evet piyon kazandı ama at C6 hamlesi var. At C6'ya ne yapacak? Şimdi burada E7 fili istendi. Ve dahası fili açarak vezire saldırma fikri var. Şu konuma bakın Nakamura'nın başı gerçekten dertte ama birazdan yapacaklarını büyük olasılıkla kafasında tasarlamıştı. Çünkü şu anda kendine tamamen ateşe atmış gözüküyor. At C6'ya tabi kale alır C6 var gözünüzden kaçmadı bu at boşta değil mi? Evet buna razı beyazlar kale alır C6'ya fil alır F6 açarak Saldırı hem taş aldı hem şu anda bakın kale istekte, vezir istekte, fil istekte, 3 taşı birden istekte Nakamura'nın ama Nakamura'nın taktik becerisini muhakkak biliyorsunuzdur. Çok fantastik oyunları var, hızlı satrancı çok iyi. Burada bomba bir hamle yapıyor. Gerçekten bu oyunu ben nasıl görmemişim hayret ettim. Evet siyah oynar ve kazanır o kadar bomba bir hamle ki rakibi imha ediyor. Evet biraz düşünebilirsiniz. Şüphesiz böyle fantastik hamlelere bakmalısınız. Keskin hamlelere bakmalısınız. Evet düşündüyseniz bomba hamle geliyor. Vezir alır F2 önlem. Evet gökten düşen yıldırım vezir fedası. Kresenko bunu hiç ama hiç beklemiyordu büyük olasılıkla. Yani o vezir istediğini düşünüyordu, taşların istekli olduğunu düşünüyordu. Burada hayal etmek kolay değil ki. Bir anda rakibin 3 taşını istediniz ve taş altta değilsiniz. Ama 3 taş istekliyken bir de bu mükemmel vezir fedası geliyor. Mükemmel çünkü net kazanç. Şah alır 2 yapmış Kresenko. Ve şimdi C5 Şah. Şah avı başladı. Garibim Şah nereye gidecek? Elbette normalde ortaya çıkmak istemezsiniz ama şah f1 oynayınca c3 şah şu fili gördünüz mü? Bıçak gibi keskin filler derler. Bu tabir, bu ifade bu durumda ne kadar da uygun değil mi? Şimdi beyazların hamlesi kale 2 kapatmak. Elbette diyeceksiniz ki bu kale alınabilir. Kalede destekliyor ama daha acımasız oynayalım. O açmazda c2 bir saptırma hamlesi hem de çatal. Evet. Vezir alır C2 yapınca fil E2 şah. Şah evine gelmeli. Fil D3 açarak şah. Kaleyle şah çektiğimizi gördünüz. Ve terk konum dolayısıyla zavallı Kresenkova şahını üst kata meydana çıkmaktan başka çare bırakmıyor Nakamura. Kale alır F6 şah. Şah G4 gidince başka seçenek yok. Şimdi at E5 taşlar akıyor. Ve şah avı devam etmekte. Şah daha da yukarılara gidiyor G5'e. Bunu göreceğiz. Oyun bu. Ama şunu merak ediyorsunuz eminim ki. Şah çeken taşı ortadan kaldırsak kurtulamaz mı? Kurtulamaz. Hayır. Kale alır E5'e. Hiç beklenmedik bir hamle. Filin başlangıç karesine dönmesi ve şah çekmesi. Hep söylüyorum ya filler uzun menzili taşlardır ve bulundukları yerden bile oyunu bitirebilirler. Atların aksine atlar rakip hedeflere yakın olacak. Fil C8'e Ş4. Kale alır E5. Şimdi çaresizlik mat istiyor, mat istiyor. Kale alır H6 yla. Kale H6 yla. G4 yaparsa tüymek için yer ayarlarsa dur nereye gidiyorsun? Ş3. böyle de mat var ama böyle de mat var ama size artistik mat hazırladım. Kale H5. Mat, piyon açmaz da. Neden bunu hazırladım? Filin gücünü göstermek için. Evet, evet bunu tercih etmemin sebebi buydu. Şimdi gelelim nerede kaldık. Dolayısıyla zavallı Krasenkov daha da ileri gitmek istiyor. Şah g5 ama kale g6 şah. Şah h5 tüm diğer devamlı yolları kaybettiriyor. F6 sessiz hamle. Bu tür hamlere bayılıyorum. Şimdi tehdit kale h6 ile mat etmek. Kale alır E5 yapmış. G4'e şah çekince G4'e kaçabilmek için. Ama kale alır E5 şah. Şah H4'e. Şimdi şuradaki hamleye bakın. Yine sessiz bir hamle. Fil C8 ve terk. Neden mi? Kale H6 şah çektiğimde artık şah G4'e gidemeyecek. Çağrı yok. Tamamen olay bitmiştir. Diyelim ki fil f 3 yaptı. Kale H6. Fil 5 kapattı. Buna da G5 var. Ne H3'e ne G4'e gidemiyor. Fil C8 sayesinde. Oyunun sessiz kahramanı şüphesiz C8'e giden fildi. Gerçekten güzel bir oyun. Evet umarım hem oyunu hem anlatım beğenmişsinizdir. Beğenizi esirgemezseniz sevinirim. Abone olursanız sonraki videoları kaçırmamış olursunuz. Herkese sevgiler, saygılar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.